enteresanlar sözü var. Nereye kimdir? 8'de. Burası hafıza tarihimiz açısından şöyle bir düşünün, yani 1452'de yapıldığından bugüne neler yaşamış bir mekan olabilir? Ya yani bir orta çağ yapısının içindesiniz şu an ve bu orta çağ yapısının kendisi tabii şu an bu kadar ağır iskelelerle beraber çok güncel bir halini görünce insan o dokuya çok kolay kolay erişemiyor, ama restorasyonu bitip de bütün Rumeli Hisarı'nın açığa çıkarıldığı zaman insanlar hakikaten kentte kara surlarıyla beraber belki de fethin en önemli izlerinden birisi olan bir yapıya ulaşmış, erişmiş olacaklar. Şu an burası periyodik olarak hafta sonları başvuran bütün vatandaşların rehberler eşliğinde gezdirildiği bir alan. Şu anda öyle 3000-4000'lerdeyiz burada ziyaret olarak, program olarak, ve hızlı bir şekilde artacak. Bittiğinde de tabii ki konuşan mekanlar olması lazım, sohbet eden mekanlar olması lazım. Burçların üzerlerine vatandaşların çıkabilmelerini sağlamak. Çünkü bugüne kadar gerçekten İstanbulluların deneyimleyemediği muhteşem bir şeyden bahsediyoruz. Bir sonraki ziyaretinizde oralara da hava koşulları uygun olan durumda oralara da çıkaracağız sizi. İkinci konu zamanlaması konusu. Restorasyon her zaman takvim konusunda inşai faaliyetler gibi aslında bir yandan şeyi önemser, yani başlangıç bitiş tarihlerini önemser, ama hiçbir restorasyon kabaca şeyi söyleyemez, yani şu tarihte tam olarak bitti ve kaldırdık. Çünkü dokunduğunuz her şey size yeni bir şey öğretebilir, yeni bir şey söyleyebilir. Ama bizim bütün de seneye yaz aylarında burayı artık insanların ziyaretine kavuşturma planımız var. Anadolu Hisarı biliyorsunuz bu yaz açılacak. Anadolu Hisarı'nda etkinlikler ve burada az önce bahsettiğimiz gibi kültür etkinlikleri zaten sürüyor olacak. Ardından da önümüzdeki yazla bütün Rumeli Hisarı'nı vatandaşların ziyaretine açacağımız bir düzenleme olacak diye düşünüyoruz.